Sevgili fütürdaşlar, ben Ankara'da büyüdüm. Liseyi ve üniversiteyi Ankara'da okudum. Ve o yıllarda, yani benim lise ve üniversite genci olduğum yıllarda en büyük sorunumuz neydi biliyor musunuz? Su yoktu. Resmen su yoktu. Haftada bir kere ya da iki kere gelirdi. Ve su geldiği anda bütün işte apartmanın borularında sesler duyulduğunda koşun su geldi diye bütün ev halkı, kimimiz bidonlara, kimimiz kovalara, kimimiz küvete su doldurup sonra da bir taraftan da kazanlarda su ısıtıp ılıştırıp banyonun içinde, çünkü küvet dolu, yıkanmaya çalışırdık. Ve düşünün, sonra tabii depolar yaptırıldı balkonlara, ondan sonra su motorları alındı filan ama sonra da susuzluk sorunu yapılan barajlarla, göletlerle ve yeni sistemlerle çözüldü. Ama şu sıralar yine susuz kalma korkusu çekiyorum, biliyor musunuz? Hep beynime yerleşmiş o. Çok feci bir şeydir. Allah kimseyi susuz bırakmasın, hiçbirimizi. Fakat Mayıs'ın ortasında bu sıcaklığı görünce yine korkuyorum, ürküyorum ve bu konularda bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Düşünsenize, genç kızsınız, genç bir insansınız ve dışarı çıkacaksınız, arkadaşlarınızla buluşacaksınız. Hoş, şimdi o da hayal oldu ama diyelim ki çıkabildiğimiz zamanlarda ya da kendi öz temizliğimiz, öz bakımımız için, kişisel bakımımız için yıkanacaksınız, saç yıkayacaksınız ve bunun için izin almanız gerekiyor. Sıra beklemeniz gerekiyor çünkü su yok. Bu çok feci bir şey. Gerçekten başımıza gelebilecek en kötü şeylerden biri ve küresel ısınma uzmanların yıllardır bağırındığı bir şey ve adım adım geliyor üstümüze doğru. Tekrar ediyorum, Mayıs'ın ortasında havalar böyleyse kullandığımız her bir damla suyu, attığımız her bir çöpü, fırlattığımız şeyleri, atık üretimimizi, bu savurganlığımızı gerçekten kontrol altına almamız lazım. Bir önerim var. Bununla ilgili, hani şimdi çocuklarımız online eğitim alıyorlar ya, bilmiyorum yapılıyor mu? Yapılıyorsa lütfen mazur görün. Ama yapılmıyorsa da hem Sağlık Bakanlığı'na hem Eğitim Bakanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'na bir çağrıda bulunalım hep beraber. Çocuklarımız her derse girdiklerinde kamu spotu gibi dersin ilk birkaç dakikasında öğrenebilecekleri bu tasarruf önlemlerini ve hijyen, nasıl hani virüsten korunmak için 14 kural dedik, hepimiz öğrendik, çocuklarımız öğrendi. Her türlü şeyin arasında onu tekrar tekrar artık içselleştirip beyinlerimize kazıdık. Aynen bunun gibi bu dersler başladığında hemen onların başına bu tip eğitici spotlar koyulsun. Bu bir. İkincisi, nasıl devlet televizyonlara reklam veriyor? En çok izlenen internet sitelerini, en çok izlenen dizilere de artık kamu spotları, kamu reklamları koysun. Ve hepimiz her ekranı açtığımızda bunları görelim, hakikaten içimize işlesin ve birinci derecede su tasarrufu, bu boşuna akıttığımız yıkama suları, onları tuvaletlerde kullanabiliriz, bu rezervuarların dönüşmesi, yani bir sürü icat yapmamız, bir sürü hem kullandığımız araç gereçlerde, eşyalarda azaltmak ve daha faydalı hale getirmek, dönüşebilir hale getirmek, hem de kullandığımız suları defalarca kullanabilmek adına icatlar yapmamız gerekiyor. Bunlara ihtiyacımız var. Onun için lütfen bilinç seviyemizi hızla yükseltelim. Hakikaten tüylerim diken diken oluyor. O Ankara'daki gençlik yıllarımda su için insanların birbirine girdiği, kuyruklarda beklediği ve yıkanmanın en büyük mutluluk olduğu zamanları hatırlamak. Dünyamıza sahip çıkalım. Bu böyle oturduğumuz yerden başımıza ne gelecek acaba diye bekleyip sıkılmakla olmuyor. Gelecek güzel gelecek umudum dimdik ayakta. Yeter ki bunun için gerekenleri yapalım.